Murat, seni seviyorum. Sensiz olmaktansa ölürüm daha iyi. Sensizliğin acısıyla yaşayamam. Birini ölümüne sevmenin ne demek olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Umarım o Tuğçe denen kızla birbirinizin gözlerine her baktığınızda benim ölümümü hatırlarsınız. Elveda. Avanım. Hayır, değildi komiserim. Sadece bir süre beraber çalışmıştık aynı iş yerinde. Ölmeden önce sana bir mektup bırakmış da seni ve Tuğçe'yi suçlamış. Komiserim, izin verirseniz ben anlatabilir miyim durumu? Buyurun. Oh, şimdi bu Avha Hanım'ın çalıştığı bir hukuk bürosu vardı. Murat da orada stajyer olarak çalışıyordu. Yani şimdi rahmetlinin arkasından konuşmak istemiyorum ama bela olmuştu başına son zamanlarda. Ona rahat vermiyordu hiç. Komiserim, kadın peşim bırakmıyordu. Yani Tuğçe ile beni ayırmak için elinden ne geliyorsa yaptı. Hatta işte en son bugün Melahat ablanın evini silahla bastı. Murat'ı dediğim gibi takıntı haline getirmişti. Yani yaptıkları hiç normal değildi. Bana sorarsanız kesin bir psikolojik rahatsızlığı vardı. Avha Hanım bir zamanlar psikolojik tedavi görmüş. Bilmem biliyor musunuz? Babası da psikolojik tedavi görmüş ve eşini öldürmüş. Kendisi de akıl hastanesinde intihar etmiş sonra. Murat, içeride arkadaşlar ifadeni alsınlar. İmzala. Sonra da gidebilirsiniz. Serbestsiniz. Hadi ya. Hadi. Buyurun gidelim. Teşekkür ederiz komiserim. Teşekkürler komiserim. Sağ olun. Bakın memur bey, kesin bir yanlışlık var bu işte. Benim ablam intihar edecek biri değildir. Hayat doludur. Hem niye intihar etsin ki? Hangisi? Buradaki. Abla! Abla! Niye yaptın onu? Niye yaptın? Hani her zaman benim yanımda olacaktın? Hani hiç yalnız bırakmayacaktın beni? Hanımefendi, sakin olun. O benim ablam. Ondan başka kimsem yok ki benim. Başınız sağ olsun hanımefendi. Ablamın bir intihar mektubu bıraktığını söylemiştiniz. O mektubu istiyorum. O bana ablamdan kalan son hatıra. Selam çocuklar. Hoş geldin. Sağ ol ya. Gel. Hayrola oğlum? Niye çağırmışlar seni karakola? Nuri Bey, Ahu intihar etmiş. Ne? İntihar mı etmiş? Sebep? Sebep ne olacak işte? Zaten psikolojik tedavi görüyormuş ve Murat'ı da takıntı haline getirmiş. Ona kavuşamayacağını anlayınca da intihar etmiş. Çok yazık. Yazık oldu kızcağıza ya. Ya Allah rahmet eylesin de Murat'ı niye çağırmışlar he kardeş? Seyitçim, Ahu'nun bir intihar mektubu bırakmış. Orada da Tuğçe ile beni suçlamış. Şu işe bak ya. Kız gider ayak yaptı yani yapacağını. Sen komisere dedin kardeşim. Ne diyeceğim abi, anlattım gerçeği de. Ama böyle onun ölümüne ben sebep olmuşum gibi hissediyorum. Oğlum senin ne suçun var bunda? Boşuna suçlama oğlum kendini. En ufak bir kusurum bile yok Murat. Sen mi git öldür dedin kendini? Kendi kendine öldürmüş işte. Boş ver. Allah rahmet eylesin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çocuklar, hadi ben çıkıyorum. Durak size emanet. Eyvallah oğlum. Murat'cığım, hadi biz de gidelim. İyi akşamlar çocuklar. Başın sağ olsun kardeşim. Üzme kendini, üzme. Eyvallah abi. Hadi. Anlamadım. Bir insan kendini nasıl üzüyor? Gözde. Başın sağ olsun kızım. Çok üzüldüm. Dostlar sağ olsun Faruk Bey. Ahu böyle bir şeyi nasıl yapabildi hala anlayabilmiş değilim kızım. Ben de olanlara anlam veremiyorum. Her şey sanki kötü bir şaka gibi. Ablan çok severdi seni. Sürekli senden bahsederdi. Her şeyden çok değer verirdi sana. O benim sadece ablam değildi.
Annemdi, babamdı. Her şeyimdi benim. Her şeyimi kaybettim şimdi. Çok üzüldüm kızım. Faruk Bey, ablam mektubunda yazılı olan Murat'la Tuğçe'yi tanıyor musunuz? Murat, bizim şirkette asistan olarak çalıştı. Çok akıllı bir çocuktu. Tuğçe de onun kız arkadaşıydı. Niye soruyorsun onları? Hiç. Merak ettim sadece. Neyse. Tekrar başın sağ olsun. Bak, eğer bir sıkıntın olursa çekinmeden beni ara, tamam mı yavrum? Sağ olun. Sana söz veriyorum, intikamını alacağım abla. Senin ölümüne sebep olanları, yaşadıklarını bin pişman edeceğim. Sen yerinde rahat ol. Merhaba, oturabilir miyim? Merhaba, lütfen buyur. Sen bu okulda yenisin galiba. İlk defa görüyorum seni. Evet, yatay geçişle Ankara'dan geldim. Öyle mi? Ne güzel. Nesi güzel ya? Bütün gün uzaylı gibi dolaşıyorum kampüste. Hiç kimseyi tanımıyorum. Utanmasam insanlara merhaba dünyalı, ben dostum diyeceğim. Daha fazla uzaylı gibi dolaşma o zaman. Ben Tuğçe. Unuttum değil mi kendimi tanıtmayı? Affedersin. Ben de Gözde. Memnun oldum Gözde. Benim kadar memnun olmuş olamazsın. En sonunda kendime bir tane arkadaş bulabildim. yurt sorununu ne yaptın? Bulabildin mi? Bir yer nerede kalıyorsun? Başvurdum ama çıkmadı. Şimdilik otelde idare ediyorum. Başka yurtlar da var, oralara başvursaydım. Yani nerede olduklarını bilsem bakarım tabii. Anlaşıldı. O zaman ben sana yardım edeyim, en kısa zamanda sana kalacak bir yer bulalım. Çok iyisin, çok teşekkür ederim. Bence biz seninle çok iyi anlaşacağız Tuğçe. Bence de. İktir Hanım, sevgilinizi artık şimdi başkasıyla yakaladık. Buyurun hanımefendi. Şoför bey lütfen. Kurtarın beni bu paparazilerden. Tamam hanımefendi. Arkadaşlar arabalara geç geç geç. Buyurun. Beni paparazilerden kurtardığınız için çok teşekkür ederim. Ne demek İlknur Hanım, görevimiz. İyi günler. İyi günler. Sürpriz. İlknur Hanım. Arkadaşlar. Çok rica ediyorum lütfen ama yapmayın. Bunu yapmaktan çekiniyorum. Arkadaşlar lütfen. Ya arkadaşlar bir açılır mısınız? Çekilir misiniz şuradan ya? Rahat bıraksanıza kadıncağız. Ekran Hanım yoksa şu an son şarkısını bu için geldiniz. Ne? Ne diyorsun arkadaşım sen ya? Efendim kim acaba? Sevgiliniz ben. Ulan ne sevgilisi arkadaşlar ya? Rahat bıraksanız hanımefendi. Gözde, şu yurt işini ne yaptın? Halledebildin mi? Ya açıkçası ben evde kalmak istiyorum Tuğçe. Ama bütçeme göre bir ev bulamadım. Ya gerçi emlakçı birkaç tane yer gösterdi ama hepsi felaketti. İyi de canım ev bu. Öyle ha deyince bulunmuyor ki. Biraz sabretmen lazım. Ya ben sabredeceğim de Cemal amca daha fazla sabredemez herhalde. Cemal amca kim be? Kaldığım otelin sahibi.
Otele para yetiştiremiyorum artık. Paralar bitti. Ne yapacaksın peki? Vallahi ben de kendime aynı soruyu sorup duruyorum. Henüz cevabını bulamadım. İyi de bir çare bulmak lazım bu işe. Ya milletin akrabaları falan var, onlar da kalıyor. Benim niye akrabam yok ya? Aslında benim bir fikrim var. Sen bizde kalsana. Yani kendine bir yer bulana kadar geçici bir süreç. Ya saçmalama Tuğçe ya. Annelerine ne diyeceksin? Anneciğim bunu sokakta buldum, ne olur besleyebilir miyim bir diyeceksin. Saçmalama kızım. Annem hiçbir şey söylemez. Benim odamda kalırsın. Size yük olmak istemem. Ne yük olması Gözde ya? Çıkıp tepemizde oturmadığın sürece yük falan olmazsın bize. Tamam. Ama önce annene soracaksın, tamam mı? Tamam. Ben bu akşam konuşurum annemle. Hem annem hayatta kırmaz beni. Sen de bu akşamdan valizini hazırlamaya başlarsın. Tamam. Seve seve.